Ateş abim hani bizimle kalacaktı? Haklısın Beliciğim. Ama Ateş abim orada kalmayı tercih etti. Belki bizim evde odası olsaydı kalırdı belki ama yok. Doğru söylüyorsun. Koş koş koş. Bu ne ya? Çüş yani. Bak bak görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Bak bu benim boyum. Bak şuraya kadar. Bak şu elimin olduğu yerde havuzun derinliği. Bak ne kadar derinmiş. Yani çocuklar için hiç uygun değil. Yani ben bile burada boğulurum yani. Öyle düşünün. Aferin ulan. Yakup ulan sen var ya Yakup sen çok akıllı adamsın ha. Şimdi ben bunu üstüne yolasam üstünde para bile alırım vallahi. Aynen. Yakup Bey, Yakup Bey. Ne yapıyorsunuz? Organik yemek. Efendim sizden böyle bir şey talep eden oldu mu? Ha, olmadı mı? Koskoca Arcalı çiftliğine bostan muamelesi. Pes, gerçekten pes yani. İlker! İlker, İlker! Aydos Bey, beni tarım koşmayın. Yavaş İlker. Lütfen düşeceksiniz. Yavaş, yavaş. Vallahi düşecekler. Düşecekler. Bu çocuklarla hiç kimse ilgilenmiyor. Hiç kimse. Büyük sorumsuzluk. Büyük sorumsuzluk. İlker, bizim evde Ateş abinin odası var mı? Olmaz mı? Elbette var. Fakat biliyorsunuz Ateş Bey evde kalmak istemiyor. Ama biz Berit'le çok üzülüyoruz. Aslında evde ona bir oda hazırlasak geçen seferkinden daha güzel bir sürpriz olabilir. Hatta bence benim odamın yanında kalsın. Aydos Bey, o oda kullanılmıyor. Bunu siz de biliyorsunuz. Ya biz hazırlarız ya Ateş abinin seveceği gibi. Bu evde çocukların sözü dinlenilmiyor mu? Bence onların fikrini dinlemek ve dikkate almak zorundasınız İlter Bey. Yakup Bey siz belgesel mi çekiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Rica ederim karışmayın çocukların işine. Yani bu evde sizin işiniz dışında ne varsa onunla alakadar oluyorsunuz. İnsaf yani. Peki tamam şöyle yapalım. Biz o odayı hazırlamaya çalışalım. Fakat Ateş Bey'i ikna etmek sizin vazifeniz. Çünkü ben böyle stresler için çok yaşlıyım. Dayan çıkırdı zaten. Maşeri. Evet. Şimdi kendimizi bütün olumsuz düşüncelerden uzak tutuyoruz. Ve çakramızı açıyoruz. Nefes alın. Rahatlayın. Bugün o kadar mutluyum ki hocam. Yani böyle... Yani... Çakralarım sanki yeniden doğdu. Oh! Hocam, çok özür dilerim. Ben telefonu açık bırakmışım. Ama bir dahakine kapatacağım. Ara verelim o zaman. Çok özür dilerim. Bu ne? Ay, bu adam nereden çıktı ya? Bak bak, görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Bak bu benim boyum. Bak şuraya kadar. Bak şu elimin olduğu yerde havuzun derinliği. Bak ne kadar derinmiş. Yani çocuklar için hiç uygun değil. Hiç hiç uygun değil. Yani ben bile burada boğulurum ha. He vallahi boğulurum yani. O kadar derin yani. Hiç uygun değil çocuklar için. Hocam siz bir şey anladınız mı? Neyi anlamam gerekiyordu anlamadım. Neyse tamam. Bir dakika daha.